Birinciden başlayalım. Aşağıdaki cümle doğrudur önermesini doğru kabul edersek, yukarıdaki cümle yanlıştır önermesi doğru olacaktır. Fakat içerdiği bilgi sebebiyle birinci cümlenin yanlış olduğu, yani doğruluk değerinin sıfır olduğu sonucuna varılacak. Dolayısıyla bu cümle, bu önerme doğru mudur, yanlış mıdır? Aynı anda hem doğru hem de yanlış olamayacağından dolayı bu bir paradokstur. İkinci bilgiye gelelim. Çok mütevazıyım, kendimi hiç övmem. Övme, övülme ifadesine bakıldığında burada çok mütevazıyım ifadesi aslında bir övgü. Kendisinin özelliklerini övüyor. Sözel ifadelerde bazen tamamen matematiksel karşılık aramasak da mantık olarak, bilgi olarak birbiriyle çelişen, zıt olan durumlarda da paradoks olduğunu söyleyebiliriz. Övmem deniyor. Fakat çok mütevazıyım ifadesi bir övgüdür. Dolayısıyla kendisiyle çelişiyor. Mütevazi ise bu ifadenin söylenmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu da bir paradokstur. Neyi anlamadığımı anladım. Anladım ifadesini doğru kabul edecek olursak, neyi anlamadığımı, burada çelişen bir şey değil, bundan bağımsız, anlamadığı bir şeyi anladım diyor. Dolayısıyla burada aslında anlamak anlamamaktan gelen zıt kavramlar var gibi gözükse de aslında anlaşılan ve anlaşılamayan şeyler birbirinden farklı. Çelişki yok. Bunu paradoks olarak kabul edemeyiz. Birinci ve ikinci ifadeler paradoks örneğidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.